Ne yapayım şimdi? Eski sevgilinle mi? Ha, ilk sevgilini. Çok komiktik lan. Olsun. Vallahi. Ya yani ilk böyle ilkler hep unutulmaz ya. Oha yani. Benimki ana sınıfındaydı ilk. Ben abarttın yalnız sen. Allah belanı versin. 13 yaşında. Verecek şimdi bak şurada yürüyerek gidemeyeceksin. 13 yaşındaydım. Anlatayım mı? Ha, anlat anlat. Barkın kaldım ben böyle. 13 yaşındaydım. 10 lira. Evet. Kaç yaşındaydın? 13 yaşındaydım. Benimkiler küçüktü. İskenderun'da doğumluyum. Ben İskenderun'da böyle şeydir, mahallede herkes birbirini tanır. Evet. Herkes tanır ama. Şimdi benim de hani hoşlandığım çocukla biz böyle bir düğünde falan karşılaşmışız. O zamanlar böyle sokak düğünleri falan acayip meşhur. He, canlandıralım ben. Güzel bir şey. Çok güzeldi ya. Çok zevkli. Ben hala özlüyorum oraları. Sokak düğünleri falan olurdu böyle. Giderdik böyle. Biz böyle kızlar bir köşede dururduk. Erkekler bir köşede dururduk. Kemal Sunal filmleri gibi. Ama biz çocukla kesişiyoruz falan böyle. Çocuk benim işte halay çekerken elime girdi. Annem oradan kaş göz işareti yapıyor. Çık oradan falan yapıyor böyle. Ben asla çıkmıyorum. Bana ne güzel çocuk yanımda durmuş. Ne güzel oynuyoruz yani. Abi biz çocukla çarşamba pazarında buluşmaya karar verdik o gün. Ne dediniz? Ben söyleyeyim. Yani çıkma teklifini bana çarşamba pazarında yapacaktı. Asla unutmam ya. Abi bir de çarşamba pazarına geleni görün. Bizim aile dostumuz böyle bayağı hani babamla annemle 10 yılda falan tanışan bir aile dostumuz. Biz çarşamba pazarında merhaba daha demişiz. El tokuşması ondan ibaret zaten, asla hani öpücük falan yok. El tokuşmasının sonrasına baktım arkadan bir motorla tır 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 geliyor. Meğersem bizim o aile dostumuz. Çocuğa bir patlatsan. Ben böyle kızardım bozardım, o tokağa kendim yemiş kadar da utandım ama hani yapacak bir şey yoktu. Çocuk bir daha beni görmek istemedi. Senin? Çok ciddi, şaka değil. Hı. Bu arada gerçekten ana sınıfındaydı. Allah Allah. Sen küçükken belliymiş ha. Evet. Çok ciddi yemin. Anlat biraz. Bodrum'daydı. Bodrum'da yaşadım. Ne? İşte şey, Efecan ana okulu. Çok iyi hatırlıyorum. Orada bir tane barkın vardı. Hiç unutmam. Barkın. Evet, çok tatlıydı. Adı çok güzelmiş. Renkli gözlü, bembeyaz. Bu arada adı Mehmet'ti. Mehmet seni duyuyorsa mesajın var mı Ankara'dan? Ara beni Mehmet, çarşamba pazarında buluşalım bebeğim diye. Yapayım hocam. Bebekliğin gibi. Neyse ben anladım. Anladım. Efecan? Hayır. Efecan anasınlar ve Barkın'dı. Biz böyle hep şey oynardık. Prenses falan. Hep bize dalga geçerdi hocalar. Çok farkındaydı. Tabii benim biraz küçükken beynim birazcık fazla çalışıyordu. Küçükken çalışıyormuş da şimdi durmuş yalnız senin beynin. Ya hayır yani. Estağfurullah. Her neyse biz sürekli böyle bir prens. Bundan küçük poşetiniz var mı? Falan. Çocuk beni sallardı falan. Orada tabi havuz vardı. Havuzun içine falan giyerdik. Sanırım sallıyor. Sallıyor seni. Süpermiş. Tanışmak istiyorum o çocuk. Sonra... Senin bir yaşın değil mi şu anda? Yok, benden küçük galiba bir yaş. Evet 15 yaşında. Sonra işte ondan sonra ben o şeye gittim. O Atatürk İlköğretim Okulu'na gitti. Bodrum'da bir daha onu hiç bulamadım ama bulursa ara beni. Yani zamanla yapamadıklarımız şimdi yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani ne de olsa artık bunları evet ver. Benim tokat yiyen çocuk evlenmiştir herhalde. He? Seninki evlenmiştir. Seninki daha evlenmiştir. Hayır, Mehmet evlenmedi eminim ben. Evet. Hatırlamıyorum ki o ben. Asla unutulma. Baksana nasıl komik anlatılır. Güzel anlatılır. Tokat yiyen çocuk benim yüzümden. Ben de ilerle gibi küçüktüm ama. Öyle oluşmadan değildim. Ben bayağı geç başlamışım bunu. Ben tutuyorum kendisi. Yanlış elleri düşmüşsünüz. 10 lira tamam. Çarşamba buluşan bir kız herhalde bu kadar. Çarşamba pazarı. You're not Turkish? No, I come from Germany. Du bist Deutsch? Ja. Sie sprechen Deutsch auch? Echt? Alles klar? Ja. Hallo. Klein, aber...